Herkese selamlar, ben Emel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, arkamda da görmüş olduğunuz gibi bugün Nacar Karavan'dayız ve gerçekten şimdiye kadar izlediğiniz bütün videolardan farklı bir karavanla geldik. 7 kişinin konaklayabileceği ve 7 kişinin seyahat edebileceği bir karavan var arkamızda. Ve bunu tanıtması için Halim Bey'i yanımıza çağıracağız ve Halim Bey ile beraber tanıtacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Hastasınız ama fuar öncesi biz evet, de bir çekelim dedik. Evet, malum İstanbul grip. Evet Halim Bey, gerçekten çok büyük bir işletmeniz var. İlk önce onu söyleyeyim. Tanıtıma geçmeden önce bize firmanızdan bir bahsedelim ki diğer videolarımızı kaçıranlar olmuştur ya da izlemeyenler olmuştur. Evet. Yeniden bir firmanız hakkında bilgi sahibi olsunlar. Nacar Karavan daha önce projelendirme tasarım işleri yaparken yaklaşık 7-8 yıl önce de karavan üretimine girdi. 6000 metrekarelik kapalı alanda hem çekme karavan hem yüzen karavan, semi entegre, camper, alkovenli olmak üzere 5-6 çeşit ve iç tasarımları da yine bir o kadar boyutunda, uzunluğunda ve orta boyda, kısa boyda karavanlar üretiyoruz. Şimdi karavanımızı tanımaya başlayalım. Evet. Karavanımız kaç modeldir? Karavanımız çift kabin 2019 model, 2024 üst yapım model olarak diye geçiyor. 7 kişilik yatak kapasiteli ve 7 kişilik koltuk kapasiteli biz karavan. Çift kabin üzerine Ford 470 ELD üzerine yapıyoruz. Ama müşterimiz araç olarak hangi tek kabin, çift kabin hangi aracı getiriyorsa onun üzerine kabin montajı yapılıyor. Hani şimdi aracı tabii tanıtmaya geçmeden önce ufak tefek detayları da ben yine sorayım. Bu kadar büyük bir araç kilometrede ne yakar? Yani fabrika verileri 8-8,5 litre deniliyor ama ortalamada 80-100 ile gidildiğinde şehir içi, şehir dışı karışık bizim tespit ettiğimiz ortalama 11 litre yakıyor 100 evet. kilometrede. Evet, şimdi dediğimiz gibi karavan 7 kişilik hem konaklayabiliyorsunuz hem 7 kişilik seyahat edebiliyorsunuz. Evet. O zaman koltuklardan başlayalım. Gösterelim. Peki. Artık şovumuzu yapalım. Peki, en önden başlayalım o zaman. Tamam. Evet. Ön tarafta 1+1 veya 2+1 olabiliyor. Projeye göre nasıl isterseniz. Bu projede biz 1+1 yaptık. Sadece ön taraf. Arka tarafında da ayrıca 4 kişilik daha koltuk bulunuyor. Yani toplamda 6 ya da 7 kişilik yapılabiliyor. Ama önemli olan resmi olarak onaylı koltuk kapasitesi, seyahat kapasitesinin ihtiyaca cevap vermesi. Yani aile kalabalık aile olabiliyor. Büyükleriyle gidiyorlar. İşte akrabalarıyla seyahate gidiyorlar. Karavancılığı iki aile yaşamak istiyor veya büyük aile. 6-7 kişilik aileler için ideal diye düşünüyoruz. Şimdi buradan başlayalım. Şimdi evet, konuyu böyle dağıtmadan toplamaya peki, çalışıyorum. Ön tarafa gelmişken burada bir barbekü alanımız var. Burada hem küçük masacık olarak kullanabiliyoruz bu şekilde. Kalabilir, görünüyor. Veya istenildiği zaman da Nurgaz'ın bir sistemi var. Tüm yemeklerinizi, ızgara, pilav vesaire gibi tüm sulu yemeklerinizi çeşit çeşit kapları değiştirerek burada yapabiliyorsunuz. Burada hem kendi LPG soket sistemi kullanılabiliyor isterseniz ya da kendi arabamızdaki LPG'ye bağlayabiliyoruz. Evet. İki tane seçeneğimiz var burada. Nurgaz bu sistemi bu şekilde yapmış. Arkada bir bagaj alanımız var. Tahmini bagaj alanımız ne kadara büyüklüğündedir? Yani kaç metredir kullanım alanı olarak? Yani 470 litre diye tabir ediyoruz. Bu arada fuar için nevresim takımları falan koyulmuş, hepsi evet. hazır. Burası tüplüğümüz evet. mü? Burada Aygaz'ın LPG tüpünü kullandık. Can you feel my heartbeat? Can you hear the song? Coming ever closer, even though I'm gone. I want you to see and I want you to know. I am never far, you are not alone. Even in the darkness, even in the night. Look into the sky and then you'll see the light. Anything you do. Evet, şimdi camlarımızdan bahsedelim. Camlarımız ithal mi yoksa? Alman malı camlar. Flat cam kullandık bu uygulamada. Marka mümkün olduğu kadar
söylememeye çalışıyoruz. Çünkü çeşit çeşit markalar var. Evet. A markası diyorsunuz, neden B markası değil diye. Ama müşterilerimizle birlikte karar veriyoruz. Tüm markaları beraber seçiyoruz. Yaşam akülerimiz ve güneş enerjilerimizden de bahsedelim. MPP'miz, işte DC-DC'miz. Evet. Bunların hepsinden bir bahsedelim. Yani şimdi biz burada GES sistemi diye adlandırdığımız güneş enerjisi sisteminde zaten sistem off-grid kullanılıyor. Burada lityum akü kullanıyoruz zaten. Bizde jel akü, AGM vesaire yok. Yalnız lityum kullanıyoruz. Bunun doğru olduğunu inanıyoruz. Standartta 200 amper kullanıyoruz ama 400, 600, 800 ampere kadar müşterimizin isteği doğrultusunda enerjiye ne kadar ihtiyacı varsa o seçimi yapabiliyoruz. Bunda 600 amper tercih edildi. Üst bölmede 4 tane panel konuldu. Çünkü 4 panel yeri vardı. Çünkü aydınlatmalar, hekiler vesaire de olduğu için de 4 panel yeterli gelecek diye düşünüyoruz. Su depolarımızdan da bir bahsedelim. Evet, biz standartta 200 litre temiz su deposu kullanıyoruz. Gri su deposu da 100 litre. Bu araç özelinde 400 litre temiz su deposu var, 100 litre gri su deposu var. Tuvalet Fransız tip, ev tipi bir klozet olduğu için de 100 litrelik de siyah su tankı var ayrıca. Evet, toplamda yani 600 litre. 600 litre su haznemiz var. Evet, bu evet. Araç 4700 kilogram. Kapasiteli. Evet. Yani bu 4100 kilogram kendi ağırlığı şu an. Ama trafiğe çıkan 3507 tonlar var ya, bu da 4700 kilogram. Bunu B ile kullanabiliyor muyuz? Kullanılıyor. Karavana geçtikten sonra kullanılıyor. Evet, bu sorunun da cevabını aldık. İçeriye doğru geçelim mi? İçeriği de göstereyim. Ben içeriye çok heyecanlıyım çünkü. Kapımızda ufak bir ayrıntı var. Oo. Bu şekilde belki çocuk vardır, evcil hayvanlar vardır dışarı çıkmasın diye veya dışarıdan içeri rahat bir şekilde girilmesin diye böyle bir konsept yapılmış. Bunu açıp tek zamanlı olarak da kullanabiliyoruz sistemimizi bu şekilde. Evet. Artık içeri güzel. Geçebiliriz. Hadi geçelim artık içeri. Buyurun. İçeri geçmeden önce tabii çok detay var. Heh. Burada hemen ayakkabılık, biliyorsunuz biz ayakkabıyla girmiyoruz yani genelde. Tabii evimiz burası evet, bizim. Evet, evimiz burada ama var. Ama çok güzel düşünülmüş. Evet. Normalde hani dışarıya bırakırız, tabii. Kedi köpek alır gider. 7 kişi olduğu için de bu kadar ayakkabılık ancak diye düşündük. Bunlar genelde biliniyor ama yine de bir geçiş yapalım sinekliğimize. Buyurun. Biz teşekkür ederiz. Evet Halim Bey, şimdi karavanımızın içine girdik. Evet. 7 kişinin dedik, konaklayabileceği gibi dedik. Şimdi nasıl başlayalım? Siz daha iyi bilirsiniz. Karavana daha hakimsiniz. Tamam. Diğer bizim kendi ürettiğimiz karavanların haricinde birkaç tane yeni inovasyon var. Onları aşama aşama gidelim. Şimdi tamam. Öncelikle çift kabin olmasından dolayı burada bir sky window yapıldı. Yaklaşık 150 santime, 200 santim civarında. Burada tabii gece yıldızları izleyebiliyorsunuz yatarken. Bu yatak normal şartlarda bir kişi veya iki kişi yatabiliyor. İstenildiğinde şuradan şu alan 40 santim daha uzuyor. Buraya da bir yatak konuluyor. İki kişi rahatlıkla burada yatabiliyor. Peki onu şimdi bir çekip uzatabiliyor muyuz yoksa? Yok, uzatabiliriz. Bunun bagajda olması lazım hatta ama son itibariyle bu şekilde uzayıp o parça da buraya konulabiliyor. Ha, evet, bagajdaydı, arkada bagajdaydı o küçük parçası. Evet. Yanlarda yine ceplerimiz var, aydınlatmalı değil evet, mi? Evet, orada saklama alanlarımız var. Daha üst tarafında sağlı sollu açılır küçük mini penceremiz var, iki tane. 220 volt ve 12 volt enerjimiz var. Apliklerimiz. Evet, burada bir kabini kapalı bir geçiş yaptık. İstenildiğinde açılıp bu koltuk kaydırılarak iç bölmeye isterseniz geçilebiliyor. Bu alanda da yine farklı bir yenilik yaptık. İlk bakıldığında karavanlarda masa bazen yemek yenmediği zaman da gerçekten de el ayağı dolanır. Bunu bir şekilde çözmeye çalıştık. Böyle biraz daha dikkatli bakılabilirse çok kolay bir sistemle kaydırarak sistemimizi kaydırarak getiriyoruz. Yukarıya doğru alıyoruz. Masamızı açıyoruz. Burada yine kaydırma sistemini istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Bu aynı zamanda ayarlanarak yatak oluyor. Yatağımızı da yine yapmaya çalışalım. İzleyiciler görsün.
Yine büyük bir yatak. Evet. Yine 135'e 215 santim bir yatak yapılabiliyor. Bu arada koltuk döşemeleriniz çok güzel. Gerçekten hani hem üstüne dikiş nakış mı deniliyordu? Atılan desen nakış. Olsun. Ha, nakışı yani görüntüsüyle falan gerçekten güzel döşemeleri var. Bunu da belirteyim. Evet, bu işlemler tabii CNC ile yapılıyor hepsi. Birkaç nakış kullanabiliyoruz bu şekilde. Ha, onu da seçebiliyor musunuz? Tabii seçiyoruz. Ha, müşteriler seçebiliyorlar. Bak tabii. O da güzel. Hem renk seçimi hem desen seçimi yapılabiliyor. Kumaş olabiliyor, lubuk oluyor. Evet, bu yatak olduktan sonra da yine aynı şekilde istenildiği gibi rahatlıkla kapatılıyor. Çok pratik ya. Saniyeler içerisinde. Tekrardan kaydırılabiliyor. Açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın hiçbir sistem yok. Rahatlıkla vallahi burada oturabiliyorsunuz. Masalar bazen dediğimiz gibi çok engel oluyor. İhtiyaç evet. Yoksa masanın olmasına da gerek yok. Doğru söylüyorsunuz. Buraya geçelim mi? Buradan. Mutfakla başlayalım. Heh, burayı anlatalım. Yine mutfak üst tarafında basçek dolaplarımız var. Her biri kendi çapında yine fitilleri vesaire var. Trim seslerinin oluşmaması için giderken. Onlara çok dikkat ediyoruz çünkü. Ha, bak kapatırken yani evet, böyle tak tamam, demiyor. Böyle pıs, hani ne derler onu? Amortisör. Amortisörler. Üste Hafele marka amortisör kullandığımız için hem menteş hem amortisör görevi görüyor. Biraz da oradan kaynaklanıyor. Bir de fitille birleşince daha yumuşak bir kapak oluşuyor. Evet. Yine bolca tabii çekmecelerimiz var burada. Oval bir dolap açımız var. Belki tencere tavalara konulabileceği. Altta geniş derin eviyemiz var. Eber Schweiger 5 kW'lık dizel sulu ısıtma kullanıyoruz genelde. Hem yerden ısıtma da yapılabiliyor. Havlu fanı da konulabiliyor istenirse. Veya konvektörlü ısıtma da yapılabiliyor. Fanlı diye tabir ettiğimiz. Bizim cihazımız Eber Schweiger 5 kW'lık dizel sulu ısıtma olduğu için dizel yakıtı aracın deposundan alıyor. LPG tüpü vesaire almıyor. Çünkü günlerce belki kullanmanız gerekebiliyor ısıtma amaçlı. Tüp bitiyor. Bir gün, iki gün, bilemediniz üç günde bitiyor zaten. Dolayısıyla burada deponuzda yakıt varsa 10 gün, 12 gün, 13 gün kullanabiliyorsunuz. Heh, şimdi can alıcı soruyu sorayım. Ben çok merak ediyorum bunu. Kendi adıma da merak ediyorum ki hazır yeri gelmişken. Diyelim ki ben şu an Uludağ'dayım ve gerçekten soğuk. Isıtıcımı da çalıştırıyorum. İşte 12 saat ya da 18 saat sürekli çalıştırıyorum. Ne kadar yakıt yakar? Yani şimdi tabii buradaki dış ortamın ısısı, istediğiniz iç ortamın ısısı, buradaki delta T dediğimiz sıcaklık farkını da dikkate alarak yani ortalama 2,5 litre gibi günlük bir tüketim oluyor. Ama bu artabiliyor, azalabiliyor tabii yani. Tamamen dış ortama, iç istediğiniz ısıya bağlı. Mesela 22-23 derece istiyorsanız, dışarısı 0 derece ise çok fazla bir enerji tüketmiyor. Ama dışarısı Uludağ'dasınız, 20 derece. Siz de burayı 30 derece istiyorsunuz. Orada bayağı bir eksi 20, siz 30 istiyorsunuz, delta T 50. Doğalgaz gibi hesaplayın. Evet, tabii doğalgaz gibi. Ama her bir derece %5 tasarruf demek, onu da bilmek lazım. Hani doğalgaz genel anlamıyla da söyleyelim, ısıtma anlamında. Her bir derecede 24 yerine 23 yaparsanız evde de %5 tasarruf yapmış olursunuz. Bakın çok güzel de bir bilgi edinmiş olduk ki ben gerçekten bu sorunun cevabını da çok merak ediyordum. Hep aklımdaydı ne kadar yakar diye. Klimamıza evet, da geçelim. Biz hem bununla alakalı hem klimaya geçiş yaparken biz zaten normal şartlarda 98 yılında kurulmuş klima havalandırma doğalgaz işleri yapan bir firmayız. Halihazırda yine yapıyoruz. Dolayısıyla İstanbul için söylüyorum 100 binin üzerinde daire dönüşümü yaptık doğalgaz olarak bakıldığında. Birçok kurumsal firmaya da klima satışı yapıyoruz. Arçelik kurumsal ortaklığımız var. Arçelik kurumsal ortaklığında da belli bankalara, belli zincir marketlere de hem klima satışı hem periyodik bakım yapıyoruz. Bu anlamda da o 16 tane aracımız 7/24 dışarıda servis hizmeti veriyor. Bu araçları da karavanda da servis hizmetlerini vermeye başladık. Ya Türkiye'nin neresinde olursa olsun müşterilerimiz yaylada bile olsa hizmet veriyoruz. Tamam. Montaj da yapıyorsunuz aynı şekilde. Tabii klima da zaten bizim işimiz olduğu için. Bu klimada şöyle bir revizyon yaptık. Yani klimanın birçok markaya yapılabiliyor. Yani markadan bağımsız olarak bir osilatör kart diye bir sistem geliştirdik. Bu kartı ne işe yarıyor? Kısaca anlatmak gerekirse. Birincisi sizin bir alternatörden, aracınız giderken alternatörden bir enerji alıyoruz. Bir.
İkincisi 220 kamp alanında bir enerji alıyoruz. İki. Üç, bir de yaşam akülerimiz var. Lityum akü dediğimiz veya başka akü çeşitleri de olabilir. Başka yakıt da olabilir. Üç. Bu üçünü bu sistemde birleştiriyoruz. 12-220'den bağımsız. Yani bunları dikkate almadan ilk etapta üçü de aynı anda enerji varsa alternatörden alıyor. Alternatör kapalı ise yani araba çalışmıyorsa 220'den alıyor. O da yoksa yaşam akülerinden enerjisini alıyor ve bunun geçişlerini de otomatik olarak yapıyor. Siz fark edemiyorsunuz. Dolayısıyla bir de COP değerlerinde biz bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Yaklaşık karavan klimalarının COP değerleri ortalama 2.6-2.8'dir. Bunun COP değeri 5.9. Dolayısıyla yani sizin 80 amperle ben 70 amperle bir işlem yapıyorum, bir soğutma yapıyorum dediğiniz zaman da bunu yaklaşık 42 amperle soğutmayı yapabiliyorsunuz ortalamada. Evet, banyomuza da bir bakalım. Evet, banyomuzu açalım. Banyomuzda da yine sürprizler var. Göründüğünde sade bir klozet ya da lavabo görülebilir ama yani portatif tuvaletimiz diyelim. Kasetliydi değil mi tuvaletimiz? Bunda farklı bir ürün kullandık. Fransız ev tipi klozet kullandık bunda. Yani biraz majeratörlüğe benziyor ama daha çok ev tipine benziyor. Tamam. Siyah su deposu var ayrıca. Hani majeratörlüğden biz uzak duruyoruz çünkü çok fazla su ihtiyacı olması lazım ve teknelerde kullanılıyor biliyorsunuz. Bu öyle bir şey değil. Yani bunun sifonu da vesaire ona benzer temizliği de 1,5-2 litre ile halledebiliyorsunuz. Taharet musluğu da standartında var. Tamam. Şimdi banyomuzdaki diğer sürpriz alanı evet, da gösterelim. Banyomuzu burayı tuvalet olarak görüyoruz tabii. Baktığımızda burada musluğumuz ayarlayabiliyoruz. Ama işte buralarda genelde her yer ıslanıyor, duş alınmıyor, her yer yapış yapış oluyor vesaire. Biz buraları da çözmeye çalıştık mümkün olduğu kadar. Buradan bir kapı yaptık. Kapımızı kaydırıyoruz. Buradan kilidimizi atıyoruz. Burası direkt duş alanı oluyor. Ölçülerinden bahsetme şansımız var mı Ali? Yani genel toplamı 117-79 santim. Tuvalet için oldukça geniş. Bunu daralttığımızda yani duş alanı olarak yaptığımızda yine 79'a 74 santim duş alanımız kalıyor. Burada biz USB'leri hem Type-C kullanıyoruz hem USB olarak kullanıyoruz. Bir USB var bir Type-C var. Çünkü yeni jenerasyonda artık Avrupa standardı oluştu. Hem ilgili iki tane cep telefonu markası ve diğer markalarda hep standart oldu. Şimdi evet. Type-C'ye geçti. Biz de hazırlık yaptık Type-C'ye. Güzel olmuş. Evet, ikinci televizyon burada yatak odasından izlensin diye. Bu yine kaydırmalı bir sistemimiz var, akordeon sistemimiz. Dışarı doğru da çekilip kapı açıldığında izlenebiliyor dışarıdan. Şey gösterge olarak da bu sefer tabletle mi yapıyoruz? Nasıl evet, oluyor? Evet, zaten bizim standardımız da vardı tablet sistemimiz. Cep telefonuna da bu bağlanabiliyor. Bu şekilde standart artık bizim. Hem cep telefonundan bağlantı yapabiliyorsunuz hem de buradan veya uzaktan kontrolde yapılabiliyor. Biliyorsunuz teknoloji artık gelişti. Evet, teknoloji ayak uydurmak. Yine de bir bağlantı buraya gerekiyor. Bir sabitleme yapıyoruz. Evet. Evet, depolama alanlarımız var yine üstlerde bol bol. Yatak ölçülerimiz nelerdir? 2.15'e 140. Yalnız ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bakın özellikle kaç defa şu çarşafı düzelttik, tamam mı? Neden? Çünkü önceki fuarda ya müşteriler ama çıkıyorlar üstte yani çoluk çocuk çıkıyor. Evet, buna evet. Bizim yapabilecek bir şeyimiz var mı? Yok, yok. Maalesef. Yorumlarda yani, da bir şeyler yazıyorlar. Yazmayın ama ya sonra bana ama kızıyorsunuz. Yazsınlar ya açılsın. Yazsınlar yok, tüm yorumlar açılsın. Tamam. Yani eleştirileri yapın ki biz de kendimizi eksiklerimiz varsa düzeltmeye çalışalım. Orası tabii öyle. Eleştirinin dozacı da önemli. Hani hakaret vesaireyle ilerleyemiyoruz tabii. Yani ama olumlu, olumsuz, iyileştirici eleştirilere açız, kesinlikle açız yani. Şimdi biz artık tanıtımın sonuna geldik ama en önemli soruyu sormayı unuttum. Yalıtımından bahsetmedik. Bu zaten monoblok bir gövde. Evet. Tabii bizim tık biliniyor monoblok bir yapı yapıyoruz. Yekpare tek parça olarak üretiyoruz. Akıtanı kokutanı yok. Yaklaşık bu monoblok yapı 7 milimetre kalınlığında fiber yapıdan oluşuyor. İşte bunun içinde tabii koramat var, jel kot var, çok teknik konular var mesela. Polyester var, elyaf var gibi bir sürü işlemler var. Bunun haricinde de oval olan bölümlere elastomerik kauçuk kullanıyoruz. 20 milim, 19 milimetre.
Diğer düz alanlara da XPS 32 tanesi izolasyon kullanıyoruz. Buralarda ısı köprüsü oluşmasın diye de aralarda silikonlarla tamamen sızdırmazlığı, ısı geçişlerini engellemek için tamamlıyoruz. Onun üzerine de kontra ürünlerimizi tamamlıyoruz. Sonra da alkantara kumaşla bitiriyoruz. Yani toplam kalınlığımız ortalama 42 milimetre civarında oluyor. Evet, şimdi artık tanıtımımızın sonuna geliyoruz. Siz de çok hastasınız. Gerçekten ki zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Bitirmeden önce fiyat soracağım. İlla soruyorlar çünkü hani bu kadar tanıttınız, bu nedir diye de. Evet. Fiyat vermek doğru mu? Verelim mi? Yani müşteri beklentisi fiyat istiyorlar. Tabii fiyat isteyenler bir karşılaştırma yapmak için aklımda bir fiyat kültürü oluşsun diye var, alacağından almayacağından da yorumları yaparak veya gerçekten de alıcısı olacak ama fiyatı öğrenmek istiyor. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar aslında belli ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim nacakaravan.com adresimizde açık kaynak olarak fiyatlarımız zaten var. Mevcut fiyatlarımız, kampanya fiyatlarımız var. Oradan girip bütün ürünlerimizin fiyatlarını karşılaştırıp hepsini görebilirler. Ama şöyle bakmak lazım. Bizim camper vanlarda müşterimiz aracı getirdiği zaman da ortalama 30 bin eurodan başlıyor. Alkövenli veya semi entegre getirdiğinde 3,5 ton olanlar 45 bin eurodan başlıyor. 7 ton olanlar daha uzun olduğu için 50 bin eurodan başlıyor. Ama lüksün sonu yok. Yani şimdi biz bazen diyoruz ki işte bu ürünü 50 bin euroya yapıyoruz. Aracı müşteri getiriyor. Birilerine göre çok yüksek geliyor. Birilerine uygun geliyor. Birilerine düşük geliyor. Tabii kişilerin kendi bütçeleriyle de alakalı. Şimdi bütçe kısıtlı olduğu zaman da her şey yüksek geliyor. Biz şunu yapmıyoruz. Yani bazen eleştiriler geliyor. Açız eleştirilere. Sanki 10 bin euroya mal etmişiz. Bu pandemi vesaire bilmem ne. Bununla ilgili de bir fırsat var. Biz bunu 10 bin euroya mal ediyoruz. 50 bin euroya satıyoruz. Şimdi değerli izleyenler, böyle bir şeyin olabilme ihtimali yok. Bir, zaten rekabet var. Avrupa'daki fiyatlar belli, yerli fiyatlar belli. Biz Avrupa'dan ürünleri getirtirip burada montaj yapıp cihazları, değil mi, camları, pencereleri, kapıları yapıp Avrupa'dan daha uyguna vermeye çalışıyoruz ki bu çok zor bir şey. Avrupa ürünleri Türkiye'ye geliyor. Bir kere bir navlun bedeli var, bir bayilik bedeli var. Bunları topladığımızda evet, marj var mı bizim inovasyon yapabilmemiz için, tasarım olabilmesi için, yeni ürünler çıkarabilmemiz için, ticaretimizi idame ettirebilmemiz için bir marjımız var tabii ki. Ama bu insanların dışarıdan baktığı gibi böyle bir iki katı gibi bir rakamın olabilme ihtimali, marjlar bellidir. Buradan söylemeyi de çok doğru buluyorum aslında, yani çok yanlış bir şey de değil. Yani %15 ile %20 ile çalışan firmalarız biz marj olarak. Bu %20 ile çalışıyoruz ama bunun %10'u zaten genel gidere gidiyor. %10 net de biz kazancımız varsa bununla ilgili inovasyonu da, tasarımı da, kendi geçimimizle sağlamaya çalışıyoruz. Yani yoksa insanların düşündüğü gibi bazen mailler geliyor, bazen işte cevaplar veriliyor sosyal medyada. İşte ben 100 bin lira bile vermem buna. Doğru. Ben bu parayı vereceğine daire alırım, kiraya veririm. Evet, bu da doğru. Siz böyle yapın. Yani bu çok pahalı bu ürün mesela. Biz lüks bir ürün yapıyoruz. Diyorlar ki bu çok pahalı diyor yani. Ama neye göre pahalı? Biz genelde şöyle bakıyoruz. Yani bu sizin için çok pahalı ise zaten bu sizin için üretilmemiştir. Bunun alıcısı farklıdır. Öyle bakmak gerekiyor. Ama tabii dar gelirli bütçesi olan kişilerimizde saygımız sonsuz. Ama burada bir çözüm yok. Dar gelirliye hani devlet bir imkan sunsa da bize karavanları yaptırsa, herkese birer karavan hediye etse. Çok mümkün de değil. Hani konu vallahi, belki başka yerlere gidiyor tabii, ama. Tabii. Bak şimdi in-house alıcılarına falan da, bu prefabrik ev alıcılarına falan. Mesela devlet dedik işte ben bu kadarını teşvik veriyorum falan. Onlara bile bir sürü kural geldi. İşte bilmem kaç metrekare olmalı, yola yakın olmalı, oranın suyu olmalı, elektriği olmalı. Yani bunları falan hepsini göz önünde bulundurduğumuzda sizlere de çok yüklenmemek gerekiyor. Bir soru daha soracağım. Buyurun. Şimdi diyelim ki müşteri geldi. Dedi ki ben bu aracı nereden bulacağım? Çift kabin. Siz bulmuşsunuz, yapmışsınız. Ben nereden bulabilirim ya da nasıl temin edebilirim? Bizim tek kabin, çift kabin olarak bakıldığında ortalama 15'in üzerinde araç stoğumuz oluyor genelde. Yani bazen 20 oluyor, bazen 25 oluyor, bazen 10'a düşüyor duruma göre. Biz
belirli çalıştığımız sıfır olsun, ikinci el olsun galerilerle şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Araç düşük kilometre, kazasız, tertemiz ise biz üçüne beşine bakmıyoruz. Bu aracı bize ayırın diyoruz. Satışa çıkmadan biz gidiyoruz o araçları alıyoruz. Temiz olanları, kilometresi düşük olanları, ama örnek veriyorum 1 milyon değil de 1 milyon 50 bin liradır veriyoruz. Çünkü temiz olunca insanlar çok detaya bakmıyor artık. Yani evet, kazasız, düşük kilometre. Mesela bu araç yanılmıyorsam 30 bin kilometre civarında. 2019 model. Bunun alıcısı oluyor. Evet. Ama bu şu demek değil. Müşterilerimiz tek kabinde olsa, çift kabinde olsa malum ilan sitesinden bakıp rahatlıkla bulabilirler. Videomuz bitti. Evet. Sorulacak olan hemen hemen çoğu sorulara cevap verdik. Gösterebildiğimiz kadar bütün detayları ve ayrıntıları göstermeye çalıştık ama oldu ki unuttuğumuz, sonradan aklımıza gelen bir şeyler olabilir. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani şöyle, genel olarak müşterilerimiz birincisi mesajlarla bize ulaşabilirler, yazarlar. Web sitemizden ulaşabilirler. Kurumsal numaramız var, 444-0474. Buradan ulaşabilirler. Mümkün olduğu kadar aydınlatıcı bilgi vermeye çalışıyoruz. Yerimiz İstanbul Anadolu yakası Sancaktepe'de. Her zaman bekleriz. 6000 metrekarelik kapalı alanımızda ağırlamak isteriz. Evet arkadaşlar, fuarımız biliyorsunuz ki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6 Ocak ve 14 Ocak tarihleri arasında 7. salondaydık. Evet. 7. salondayız. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Detaylı bir şekilde gelip karavanları inceleyebilir ve detaylı istediğiniz şekilde sorular sorup bilgilerini alabilirsiniz. Evet, fuara giriş için Nacar Karavan'ın Instagram hesaplarından DM'den yazdıklarında ücretsiz giriş biletlerini de temin edebiliyorsunuz dedikten sonra videomuza son veriyoruz. Başka videolarda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.